Bir de bu emir, bundan sonraki vazife adına yeni bir başlangıcı ifade ediyordu. Bu vesileyle insanlara gidecek ve onları da hak dine davet edecekti. İşte bu vazifeyi yerine getirirken, Allah Resulüne muhatabı olduğu insan karakterini iyi okuması telkin ediliyor ve muhatabını iyi tanıdıktan, ruh haletine ait şifreleri çözdükten sonra onunla kendi anlayacağı dilden konuşması gerektiği anlatılıyordu. Bu arada Hira'daki ilk vazifesini yerine getiren Cibril ayrılıp gitmiş ve bir anda gözden kaybolmuştu. Yaşadıklarının tesiri bütün ihtişamıyla üzerinde duruyordu. Bir müddet sonra anladı ki dilinde terennüm ettikleri Cibril'in az önce getirdiklerinden başkası değildi. Onun getirdikleri harfe harfine kalbine yerleşmişti ve o da bunları tekrarlayıp duruyordu. Artık mesele daha netti. Bugüne kadar yanlışlıklarına şahit olduğu insanlığın bundan sonra doğruyu bulması konusunda rehberlik vazifesi kendisine verilmişti. İş başa düşmüştü. İnecek ve Mekke'deki ilk muhataplarından başlayarak dünyayı Rabbin arzuladığı istikamette yeni bir boyayla tanıştırıp herkesi rahmani bir kıvama davet edecekti. Zira öncekiler gibi ama öncekilerden farklı olarak bütün insanları kucaklayacak bir vazife, risalet vazifesi ona verilmişti. Ve o da bu vazifeyi yerine getirmek için artık Mekke'ye iniyordu. Artık Nur Dağı'nda buluşan iki nur, bundan sonra sıklıkla bir araya gelme vaadiyle birbirinden ayrılmış ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşılaştığı yeni haberle birlikte hızla Mekke'ye yönelmişti. Kendisine yüklenen misyonun ağırlığıyla iki büklüm ve Hira'da yaşadığı vuslatın hazzıyla kalbi duracak gibi oluyordu. Zira bütün bedenini vahyin ağırlığı kaplamıştı. Bu esnada semada bir sesin yankılandığına şahit oldu. Ya Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün, ben de Cibril. Mübarek başını semaya kaldırdığında bütün ihtişamıyla karşısında Cebrail duruyor ve aynı şeyi tekrar ediyordu. Ya Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün. Ben de Cibril. Adeta olduğu yere çakılıp kalmıştı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ne bir adım ileri atabiliyor ne de geri dönüp gidebiliyordu. Öylece bir müddet bekledikten sonra nihayet başını hareket ettirmeye başlamıştı. O da ne? Yöneldiği her bir yanda aynı manzara vardı. Her bir cihetteki ufku bütünüyle Cibril-i Emin kaplamış, öylece duruyordu. Beri tarafta Hazreti Hatice, geri dönüşü gecikince endişelenmiş ve bir haber getirmeleri için yine arkasından adamlarını göndermişti. Hira'ya gittiğini bildikleri için onlar da tabii olarak buraya yönelmiş ama bir sonuç elde edememişlerdi. Derken hayret ve dehşet anları sona ermiş ve Efendiler Efendisi yeniden Mekke'ye yönelmişti. O ne gariplik ki yolda yürürken dört bir yandan Allah'ın selamı senin üzerine olsun ya Resulallah. Allah'ın selamı senin üzerine olsun ya Resulallah diye sesler geliyordu. Bu seslerin geldiği cihete yöneliyordu ama hiç kimseyi göremiyordu. Çok geçmeden anladı ki karşılaştığı her bir ağaç ve taş onun önünde temenna duruyor ve kendisine selam verip açıkça risaletini tasdik ediyordu. Heyecanla evine döndü ve "Beni örtün, beni örtün" diye vefalı eşinden üstünü örtmesini istedi. Daha sonra da mübarek başını Hatice validemizin dizine koydu. Dikkatlice gelişmeleri izleyen metanetli kadın, şefkat dolu sesle "Ey Ebu Kasım, nerelerdeydin? Allah'a yemin olsun ki ardından adamlarımı gönderdim.
Mekke'de bakmadık yer bırakmadılar. Ama senden bir haberle geri dönemediler. Diye efendisine olan muhabbetini dile getiriyordu. Bir aralık efendiler efendisi, kendimden korkuyorum ey Hatice. Bir zararın gelmesinden endişeleniyorum. Deyince yine aynı teselli kaynağı olan Kerimeş devreye girdi. Asla endişe edip korkma. Allah seni asla zayi etmez, muhafaza eder. Dedi önce. Ardından da, çünkü sen akrabalarını görüp gözetir, düşkünlerin elinden tutar ve ihtiyacı olanları da giydirirsin. Aynı zamanda senin misafirin hiç eksik olmaz. Her hareketinle sen sürekli hakkın peşindesin. Ve yine sen bütünüyle hayır yollarına kendini adamış birisin. Toplumda oluşabilecek bu türlü boşlukları doldurup eksiklikleri gidermeyi kendine vazife edinmiş birini işin sahibi yalnız bırakır mıydı hiç? Aslında bu haliyle Hazreti Hatice her bir Müslüman kadın için örnek alınacak bir tavır sergiliyor ve dünya adına hayırda en öne geçmenin bir modelini koyuyordu ortaya. Tabii ya, Allah için en sıkıntılı günlerde rüştünü ispat edenleri o hiç yalnız bırakır mıydı? Ve çok geçmeden Allah Resulü başından geçenleri anlattı ona ilk olarak. Tecrübe, metanet ve sabır insanı Hazreti Hatice, tevekkülü tam bir insandı ve gayet metindi. Başkalarının kendisinden emniyet dilendiği bir eminin sahipsiz olmadığını zaten biliyordu. Kendisinden beklenen metaneti ortaya koyacak ve destek olması gereken bir zamanda kainatın iftihar ettiği yüce kâmeti yalnız bırakmayıp ona destek olacaktı. Müjdeler olsun sana ey amcamın oğlu, diye başladı sözlerine. Ardından da, bulunduğu yerde sebat et ve kararlı ol. Hatice'nin nefsi elinde olana yemin olsun ki sen bu ümmetin beklenen nebisisin. Zira ona göre zaten bu beklenen bir sonuçtu ve hiç tereddütsüz hemen oracıkta imanla tasdik etti onu ve onunla birlikte gelenleri. Ardından da üzerine örttüğü Resulullah'ı hanelerinde Rabbi Rahimi ile birlikte yalnız bırakıp bir başka kapıya yöneldi. Mekke'de bu haberle sevinecek birisi daha vardı ve Hatice de hiç vakit kaybetmeden amcaoğlu Varaka İbni Nevfel'in yanına koştu. Kerim Zevci'nin anlattıklarını anlattı bir bir Varaka'ya. Her bir ifadesi Varaka'nın dünyasında fırtınaların kopmasına sebep oluyordu. Bir noktaya gelince dayanamadı ve "Kuddüs! Kuddüs!" diye haykırmaya başladı yaşlı bilge. Ardından da ilave etti. "Varaka'nın nefsi yedi kudretinde olana yemin olsun ki şayet bana anlattıkların doğruysa ey Hatice, bu gelen Musa ve İsa'ya gelen namusu ekberdir. Ve şüphesiz ki o da bu ümmetin nebisidir. Git ve bunu ona söyle. Olduğu yerde sebat etsin." Demek ki toprağın altındaki tohum çatlamış ve artık filiz verme yoluna girmişti. Beklenen an gelmişti ve insanlığın makus talihi değişmeye başlamıştı. İnsanlığın yönünü değiştirecek bu olayı bir de vasıtasız dinlemek gerekiyordu ve yine Hazreti Hatice'nin delaletiyle Kabe'nin avlusunda buluştular çok geçmeden. Yaş farkı itaate engel değildi. Ve önce Allah Resulü'nün alnından öptü yaşlı Varaka. "Ey kardeşimin oğlu, işitip gördüğün şeyleri bir de bana anlat," dedi merhamet dilenircesine. Allah'ın son nebisi başından geçenleri anlatmaya başladı bir bir Varaka'ya, vasıtasız ve perdesiz olarak. Duyduğu her bir söz, kulağına ilişen her bir kelime ruh dünyasında fırtınalar koparıyor ve halden hale giren Varaka
ayrı bir heyecan yaşıyordu. Zira yıllardan beri kavuşma hasretiyle yandığı ve sadece satırlarda okuyarak geleceği günü canı gönülden beklediği müjde, o an yanında duran şahıstan başkası değildi. Allah Resulü'nün sözleri bitince, bu sefer Varaka'nın dili çözülecek, aradığını bulmuş bir gönlün heyecan ve titreyen bir ses tonuyla şu tarihi cümleleri söyleyecekti. Nefsim, yedi kudretinde olana andolsun ki sen, bu ümmetin nebisisin. Daha önce Musa'ya gelen namus gelmişsin. Unutma ki sen, bu sebeple yalancılıkla itham edilecek, eziyet ve işkencelere maruz kalacak ve akla gelmedik düşmanlıklarla karşılaşacaksın. Keşke ben o gün genç olsaydım, yaşıyor olsaydım da kavmenin seni çıkarıp yurdundan kovacağı güne yetişip o gün sana destek verseydim. Teselli için gidilen kapıda duyulan sözler gerçekten dikkat çekiciydi. Evet, gelecek umut doluydu. Ancak bu umut öyle kolay elde edilecek gibi de görünmüyordu. İşin ucunda onu mihnet, sıkıntı ve çile dolu günler bekliyordu. Resul-ü Kibriya da şaşırmıştı. Belli ki bu ihtiyarın daha bildiği çok şey vardı. Merak dolu bir ses tonuyla sordu Varaka'ya. Kavmim beni çıkaracak mı? Gelen cevap sadece sorunun cevabını ihtiva etmiyordu. Daha genel ifadelerle hem onun başına gelecekleri sıralıyor, hem de adeta ondan sonra aynı çizgide yürüyeceklerin yaşayacağı bütün mukaddes göçlerin sebebini açıklıyordu. Evet, seni de çıkaracaklar. Zira senin getirdiğini hakikatle gelen hiçbir insan yoktur ki, yurdundan çıkarılmış, vatanından ayrı bırakılmış olmasın. Hira'da vuslat başlamıştı. Ama günler geçmesine rağmen bu vuslatın arkası gelmiyordu. Yıllardır bu anı bekleyen Allah Resulü, tam artık buldum dediği böyle bir zamanda Cibril'in hayat bahş soluklarına hasret kalmanın sancısını yaşıyordu. Zaman zaman Sebir Dağı'na giderken çoğunlukla yine Hira'nın yolunu tutuyordu. O kadar sıkılmıştı ki bütün genişliğine rağmen onun için yeryüzü daraldıkça daralmıştı ve bir türlü zaman geçmek bilmiyordu. 40 yaşına kadar beklediği vahyin inkıtağı üzerinden 40 gün daha geçmişti ki semada Cibril-i Emin'in sesi duyuldu. Ben Cibril'im diyordu. Efendiler Efendisi sesin geldiği yöne dönüp ve başını semaya doğru kaldırdı. Karşısındaki Hira'da gördüğü Cibril'den başkası değildi. Sema ile arz arasında bir kürsü üzerine kurulmuş. Ya Muhammed, sen Allah'ın hak peygamberisin, diyordu. Evet, Sema ile yeniden bir ittisal kurulmuş, İki emin yeniden buluşmuştu. Gözü aydın, gönlü de huzurlu kılan bir gelişmeydi bu. Zaten bugüne kadar Allah Resulü yeni bir vuslat için iştiyaktan yanıp tutuşmuş, Cibril'le yeniden buluşmayı aşırı derecede arzular olmuştu. Aynı zamanda böyle bir fetret, bundan sonra gelecek vahyin de peyderpey ineceğinin bir işaretiydi. Çünkü Kur'an, insanları bir hedefe doğru götürmek, asırlardır insanların şuur altlarına işlemiş yanlış telakkileri söküp yerine kendi otağını kurmak için geliyordu. Öyleyse yeni gelen her vahiy toplum tarafından özümsenerek sosyal hayatta yaşanır hale gelmeliydi. Bu kendi cinsinden şükür isteyen bir nimetti.
ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de önce yere kapandı ve şükür secdesinde bulundu. Ardından da hiç vakit kaybetmeden hane-i saadetlerinin yolunu tuttu. Üzerine yeniden vahyin ağırlığı çökmüştü. Sıcak yaz günü olmasına rağmen tir tir titriyor, aynı zamanda buram buram ter döküyordu. Hatice validemize yöneldi ve yeniden üzerini örtmesini talep etti. Kalbine nakşedilen vahiy ile yeni bir süreç başlıyordu. Zira Allah Celle Celaluhu onu muhatap alarak ona şunları söylüyordu. Ey örtüye bürünüp duran Nebi! Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü tazim ile haykır. Elbiseni tertemiz tut. Maddi manevi kirlerden arın. Pis ve murdar olan her şeyden de kaçın. Yine 5 ayet gelmişti. Ancak bu sefer arkası kesilmeyecek ve peşi peşine diğer ayetler de sıralanacak. Cibril'in soluklarıyla insanlık külli bir aydınlanma yaşamaya başlayacaktı. Kısmi bir inkıtadan sonra yeniden gerçekleşen vuslatta dikkat çeken husus, tebliğ vazifesinin açıkça kendisine bildirilmesi, Rabbin büyüklüğünü tazim edip etrafına da bu azameti duyurması, son olarak da maddi manevi bütün olumsuzluklardan arınarak tertemiz bir dünya hayatı yaşayıp başkalarına da bunu teşmil etmesinin istenmesiydi.